Fanatik Web TV'den herkese mutlu günler. Konuğumuz Fanatik Gazetesi yazarı, Trabzonspor'u çok iyi bilen isim Ergun Ata. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hemen konuya girelim. Trabzonspor uzun süre şampiyonluk yarışında önde gitti. Önde gitti derken hep iddiası bulundu. Tam şampiyonluk iddiası kayboldu derken son iki haftadan alınan sonuçlara tekrar potaya girdi denilebilir. Son üç haftada Trabzonspor'u ve Trabzonspor'un şampiyonluk şansını neler bekliyor? Bir değerlendirmenizi rica edelim sizden. Şimdi Trabzonspor sezona Avrupa kupalarından herhangi birine katılma hedefini belirleyerek başlamıştı. Bunun sebebi yeni oluşan bir kadro vardı. İlk sezon Trabzonspor takımı Avrupa kupalarından birine katılacak. İkinci sezonda yapacak olduğu, aksayan mevkilere yapacak olduğu takviyelerle de şampiyonluğu kovalayacaktı. Planlama buydu. Ancak Trabzonspor'un sezonun ilk 10 maçlık periyodundaki üstün performansı bir anda kendisini yarışın içerisine soktu. Şampiyonluk potasına soktu ve bu durum başta teknik direktör olmak üzere futbolcu kadrosu üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başladı. Zaten ilk yarının son maçında Bursa'da kaybederek, ara verilen ilk yarının tabii onu kastediyorum, kaybederek de liderliği Sivasspor'a kaptırmıştı. İkinci yarı Fenerbahçe beraberliği, ardından Ankara Spor galibiyeti yeniden Trabzonspor'u bu yarışın en önemli adaylarından biri haline getirdikten sonra Trabzonspor'da o baskı yeniden hissedilmeye başlandı. Bu baskıyı en fazla hissedenlerin başında teknik direktör Ersun Yanal geliyordu. Gerçekten çok iyi bir grafik yakalamıştı Ersun Yanal. Ama Trabzonspor takımının üzerindeki baskı kendi üzerinden takıma yansımaya başlayınca da takım üzerinde bir düşüş söz konusu olmaya başladı. Ersun Yanal bu baskı nedeniyle yorulan kadroyu, hem mental hem fizik olarak yorulan futbolcuları değiştirme cüretini, cesaretini diyelim gösteremedi ve mevcut kadroyla devam etmek zorunda kaldı. Bu durumda formsuz futbolcuların, işte özellikle hücum bölgesinde ve savunmada formsuz futbolcuların gedik vermelerine ve takımın almış olduğu skorların olumsuz olmasına başladı. Yine bu durumu bütün bu belirgin faktörlere rağmen önleyemedi Ersun Yanal ve bu durum Sivas Spor maçında tavan yaptı. Ve bana göre Ersun Yanal başarılı olduğu bir dönemde takımdan ayrılmak durumunda kaldı. Sırf bu sebepten ötürü. Oysa ki Trabzonspor'un kadrosunda çok önemli oyuncular vardı. Milli kendi ülkelerinin milli takımında oynayan oyuncular kadar A milli takımda, Ümit milli takımda yer alan oyuncular vardı yedek kadroda. Ve bunların hiçbiri kurtarıcı konumuna sokulamadı. En azından alternatif dahi yapılamadı. Ve Sivas maçında Trabzonspor şampiyonluk iddiasını büyük ölçüde kaybetti havası doğdu. Bu durum futbolcular üzerinde, kadro üzerinde, camia üzerinde bir rahatlığı sağladı. Ersun Yanal gidince hem Ersun Yanal'ın kendi üzerindeki baskısı hem de o yolla takım üzerinde oluşan baskı da ortadan kalkmış oldu ve Trabzonspor son iki maçı böyle bir ortamda oynadı. Çok rahat oynadı ve iki maçı da kazandı. Yani bu Ahmet Özen'in Trabzonspor'a sihirli denekle dokunduğu gibi bir anlam içermiyordu. Ersun Yanal'ın sistemi aynen devam ediyordu. Bu saatten sonra zaten takımda sistem değiştirmek doğru bir şey değildi. Tercihleri farklıydı. İşte Tayfun'u stopere çekti. Ferhat'ı sağa koydu. Serkan'ı da sol dış oynatmaya başladı. Bu uygulamaya baktığınız zaman Ferhat sağ bek mevkiinde çok başarılı olamadı. Yani tercihleri de çok doğru olmasa bile o futbolcuların rahatlığı skora da yansıdı. Trabzonspor belki kaybedebileceği maçları bile kazandı ve yeniden yarışın içerisinde yer almaya başladı. Şimdi son 3 maça girilirken Trabzonspor'un üzerinde şampiyonluk baskısı oluştu. Tekrar baş gösterdi. Ve bu nedenle ben diyorum ki en önemli karşılaşması Trabzonspor'un Bursa Spor maçı. Sezonun belki de en önemli maçı olacak Trabzonspor'un. Eğer Trabzonspor bu maçı kazanırsa Trabzonspor için sezonun en önemli maçı bu kez Eskişehir maçı olacak. Adım adım diyorsun. Tabii adım adım. Yani eğer Trabzonspor Bursa maçını kazanamazsa Eskişehir maçının hiçbir önemi kalmıyor. Evet. Yine o rahatlıkla çıkacak. Belki o maçı da kazanacak. Ama Trabzonspor'un önünde bir Bursa Spor maçı var ve çok zor bir maç. Bu maçtan alacak olduğu skor Trabzonspor'un biraz da yönünü tayin edecek.
Bir defa kazandığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını büyük ölçüde artıracak. Belki şampiyonluk zor, zira Beşiktaş'ın iki kez takılması lazım. İki averajda eşitlik söz konusu. Genel averajda Trabzonspor Beşiktaş'tan geride. Çok geri. Dolayısıyla Beşiktaş iki kere zor takılır. Ama Sivasspor bir kere takılırsa Trabzonspor kendi üç maçını kazandığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı var. Bu da Bursaspor maçını kazanmaktan geçiyor. Bursaspor'la berabere kalırsa en azından en yakın rakiplerinden biri olduğu için UEFA Kupası şansını yükseltmiş oluyor. Ama kaybederse Trabzonspor UEFA'ya da katılmama riskiyle karşı karşıya kalıyor. Öyle bir fikstür ki ve ligin son 3 haftası da gösteriyor ki Trabzonspor şampiyon da olabilir. Şampiyonlar Ligi'ne de kalabilir. UEFA'ya da gidebilir. UEFA'ya ama hiçbirine de katılamayabilir. Evet. Evet, çok riskli. Bakalım son 3 haftanın sonunda nerelerde olacak Trabzonspor. Evet. Tekrar belki de değerlendirme şansımız olabilir. Teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Fantik Web TV'de diğer konuklarımıza karşınızda olmaya devam edeceğiz.